Şimdi siyasete çok fazla sıcak başlık var. En son da bültenimizin girişinde vermiştik efendim o haberi de. Bülent Arınç'ın açıklamalarıydı. O konu üzerinden şimdi kıymetli konuklarımıza sorularımızı yönelteceğiz. AKP kurucusu Sayın Kemal Albayrak ve siyasal iletişim uzmanı Sayın Suat Özçelebi yayın konuklarımız. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Merhaba, iyi yayınlar. Sağ olun efendim, ben teşekkür ediyorum katılımınız için. Şimdi Bülent Arınç'ın aslında son zamanlarda yaptığı açıklamaları hep konuşuyoruz. Ama dün verdiği röportajda daha net bir açıklama yaptığını görüyoruz. Ve orada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a işte rakip olmayacağım diye içtihatta bulundum ama beni zorlamasınlar mesajı var. Bir taraftan MHP lideriyle hesaplaşacağız, hesaplaşmak istiyorum cümlesi var. Dolayısıyla bunları bir konuşmakta fayda var. Sayın Albayrak, sizinle başlayalım. Sizinle daha önce yaptığımız bağlantıda siz Erdoğan Bayraktar'la ilgili AKP içinde bir işte çözülme oluyor, itiraf çılar çoğalacak şeklinde yine bu ekranda açıklamalarda bulunmuştunuz. Onun üzerine şimdi Bülent Arınç'ın bu açıklamalarında size sorsam yorumunuz ne olur efendim? Kime ne mesaj veriyor Bülent Arınç? Efendim, baştan söylediğiniz gibi bu itirafların olacağını doğru belirtmiştim. Daha da artacak. Tabii Bülent Arınç'ın bu parti kuruluşunda emeği olan bir kişidir. Kendisi de hak hukuk konusunda bazı tecrübeleri var. Adaletsizlikleri görüyor. Evet, siyasal anlamda yanlışlığı da olabilir. Bir beşerdir insan ama son duruma baktıkça beraber yürüdükleri, yolda beraber sıkıntı çektikleri, mücadele ettikleri konularda hiç iyi bir yöne gitmediğini görüyor. Türkiye açısından da böyledir. Bu iktidar sanki bir siyaseti monolog kültürüyle yapıyor. Diyalog kültürü yok. Av avcı mantığı genelde. Bir av kendinden olmayanı av olarak gören bir mantık. Bülent Arınç da tabii bunların yapısını biliyor. Şimdi Bülent Arınç etkili bir isimdi bu kuruluşta. Gayretli oldu, emeği de oldu. Ama bir dostane ilişkiden kopmak zor olduğu için zaman zaman bunları uyardı. İş son haddini geçti. Tabii Bülent Arınç gibi daha pek çok arkadaşları ben de kişisel olarak görüşüyorum. Yakında bunlar daha da artacak. Hatta bu AK Parti'yi eğer bu yanlışından dolayı terk ederlerse bunu da şaşmamak lazım. Çok sıkıntı var içlerinde. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi şu an Türkiye'yi yönetmiyor. Sayın Albayrak, affedersiniz. Dediniz ki benim de görüştüklerim var AKP içindeki isimlerle. Bunun devamı gelecek dediniz. Sizin şu anda görüştüğünüz AKP'li isimler AKP'den vazgeçeceklerini mi size söylüyorlar? Kesinlikle böyle. Şimdi isim olarak zikretmek olmaz ama bunu görüyoruz. Bu huzursuzluklar, adaletsizlikler, kayırmacılık, imtiyazlı sınıf, yani olabilecek her şey, yaptıkları tüm işler helalle örtüşmeyen bir yapıda. Yani başlangıçta kuruluş felsefesi tamamen değişti. Kimin yönettiği belli değil. Bir rota değiştirdiler. Bu rota sistemle beraber oldu, rejimle beraber oldu. Her şeyi güllük gülistanlık gönderme millete algılarla yanılttılar. Şimdi kendilerine inanan insanlar da bundan yalan olduğunu görüyorlar ve biliyorlar. Şimdi gerçekten de böyle siyaset duygusallıkla yönetilmez. Siyaset akılla, bilimle, siyaset dini terimlerle yönetilmez. Dinle her şeyi kamufle edilmez. Akılla, bilimle. Nedir akılla, bilim? Her alanda, ekonomide, eğitimde, sağlıkta, bugün dünden daha iyi nasıl olur? Gelecek bugünden daha iyi nasıl olur? Ama bakıyoruz, görüyoruz ki bunlar artık siyasi ve idari yapıda çok ciddi sıkıntılar açmaya başladı. Bunu görmeyen gözleri ben tarif edemiyorum. Bunu görüyorlar artık, görmeye başladılar. Önceden iyi niyetle bunların bu işlere girmeyeceklerini, kamu kaynaklarını soymayacaklarını görenler bir soygun iktidarı gibi oldu bu işler. Soygun iktidarın mensupları gibi oldu. Gerek içeride, gerek dışarıda bir komşuluk ilişkileri kalmadı. Bugün söylediklerine bakıyorsun, yarın farklı. 15 Temmuz'u yaşadık biz. 15 Temmuz finans bölümü
Birleşik Arap Emirlikleri diyen bir bakan ve kendileri söylediği halde bugün kırmızı halılarla karşılıyorlar. Yine geçmişte cari açığı kapatan kahramanlar bugün başka bayrak altında, Türk bayrağı altında değil de başka bayrak altında bunların rezaletlerini döktü. Beraber oldukları ve bugün bunlara bir yanlış işlerin adamı olarak gören Teker hadisesini ortaya sergilediklerini bu sefer ters tepkiyle karşılıyorlar. Velhasıl doğruya giden bir yol yok. Yanlış kişilerle yanlış yol yürümez. Bunlar öyle bir noktaya geldi ki Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde de gerçekten bu işlere üzülen insanlar yok mu? Var. Yanlış zamanda doğru yerde bulunmak onurlu ve şerefli bir işdir. Bülent Arınç da bundan tedirgin oluyor. Bülent Arınç gibi pek çok insan zaman zaman basında görüyoruz. Ama asıl olan şu mevcut milletvekillerinin bu rezaletlerden çıkması bir gayretini göreceğiz ileride. Onu da düşünüyorum. Siyaset akıl ve bilimle yapılır, hukukla yapılır. Peki. Hukuk kalmadı. Demokrasi diye bir şey yok. Otorite bile olsa otorite kişisel ve tarihe dayanan bir otorite olmaz. Yasalara ve kurumlara dayanan bir otorite olur. Bunlarda öyle bir şey de yok. Peki Sayın Albayrak, devam edeceğiz. Keyfi idare zulüm getirir. Ekonomik çöküntü toplumsal çöküntüye vesile olmaya başladı. İntihar olayları, gayrimeşru olaylar, kadın cinayetleri, bunları görmüyor mu bir? Yok. Ama ihalelerde birinci ötesi bir ihale toplumun bütün araştırma bir şey var. Ekonomik manada Sayın Albayrak, sesinizi almakta da biraz zorlanıyorum. Hemen arkadaşlarım ilgilensinler. Sayın Özçelebi ile devam edelim biz de. Sayın Özçelebi, şimdi Arınç'ın açıklamalarına bakıldığında işte helallik bekliyor Erdoğan'dan. Bir taraftan işte rakip konusu var. Yani ben karşısına çıkmayacağımı söylemiştim ama beni zorunu bırakmasınlar, zorlamasınlar beni diyor. Sayın Albayrak da az önce dedi ki bu tür açıklamaların devamı gelecek. Başka AKP'liler tarafından, hatta mevcut milletvekillerinin de ileride bu şekilde açıklamaları olacaktır dedi. Şimdi AKP'de bir çözülme mi var ve bu hız mı kazandı aynı zamanda? Şimdi Sayın Bülent Arınç uzun bir röportaj vermiş bu sözleri açıkladığı yerde bir diziye. Dolayısıyla yani çok fazla başlık var söyledikleri içinde. Her zaman olduğu gibi bütün bu sürecin içinde yer aldığı için yani tek tek belki siz bir helallik istemesini ve ardından da işte beni zorlamasınlar gibi bir sözü öne çıkıyorsunuz ama bu bütün röportaj boyunca çok fazla başlık var. Evet. Yani şimdi bu özellikle söylediğiniz konu doğru. Çünkü şöyle bir şey var. Yavaş yavaş eskiden çalışan, birlikte çalıştığı çalışma arkadaşları şimdi örneğin Cemil Çiçek de biliyorsunuz geçenlerde böyle bir açıklama yaptı. Veya işte Sayın Hüseyin Çelik böyle bir açıklama yaptı. Dolayısıyla bir takım açıklamalar ardı ardına geliyor ama Sayın Arınç'ın açıklamalarında ben helalleşmeden ve işte ben aslında beni zorlamasınlar derken bir yandan da yine her zaman tutumunu koruyup deyim yerindeyse hem öyle hem böyle konuşmayı sürdürüyor. Ama aslında böyle bir niyetim yok. Başka bir parti kurmam, başka bir partiden aday olmam, AK Parti benim için en temel partidir demeyi de sürdürüyor. Yani röportajın içinde böyle bir ne diyelim tırnak içinde bir iç tutarsızlık da var. Evet, yani ben partiden vazgeçmeyeceğim mesajı veriyor. Başka partiye katılmayı da ileride düşünmüyorum diyor ama şu anki hem sistemi tartışıyor, eleştiriyor ama daha çok işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri, Sayın Bahçeli ile ilgili sözleri de ister istemez dikkat çekmiş oluyor. O başlıklar çerçevesinde lütfen buyurun. Tabii şimdi en önemli başlıklardan biri bir kere kendisini ve bu çalışma arkadaşı olarak önce sac ayağı diyor ama sac ayağı değil aslında bir dörtlüden söz etmek mümkün biliyorsunuz. Sayın Erdoğan'la birlikte Sayın Abdülhatif Şener, Sayın Abdullah Gül ve Sayın Bülent Arınç birlikte bu partiyi kurdular ve sonra işte başka bileşenlerde. Ama sonra bu yollar ayrıldı ve sadece Sayın Bülent Arınç bir süre daha kaldı yanında ve sonra o da ayrıldı.
Şimdi bu röportajın içinde özellikle mesela altını çizdiği konular var. Bizi Sayın Erdoğan yaratmadı diyor mesela. Biz Sayın Erbakan'ın yarattığı ve bizim ortaya çıkarttığı insanlarız. Ama diyor AK Parti kendi içinden şimdi Sayın Erbakan diyor hem de muhalefetteyken bu kadar insan yetiştirdi, bizleri ortaya çıkardı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı için böyle bir şey yapmadı. Tam tersine bir tasfiye gitti. Şu anda kendisi dışında bu partide kimse kalmadı diyor. Mesela önemli başlıklardan biri bu. Yani Sayın Cumhurbaşkanı yoksa AK Parti'de kimse yok diyor adeta. Başka bir önemli başlık, bence o da çok önemli. Bu 2016'ya kadar MGK'ya girdiğini söylüyor. MGK'da FETÖ'nün hiçbir zaman terör örgütü tehlikesi biçiminde bahsedilmediğini, evet. 17-25 Aralık'tan sonra da sadece mesela şeyden bahsedildiğini söylüyor. Paralel devlet yapılanması gibi bir şey vardı ama terör örgütüyle ilgili 17-25 Aralık sonrası bile en küçük bir şey, ifade veya açıklamada bulunulmadı bize. Ben bu toplantıların hiçbirinde bunlarla karşılaşmadım diyor. Devamında bu cemaat tehlikesine mesela ilişkin sorular sorulmuş. Orada da aslında önemli şeyler söylüyor. Çünkü diyor bu tekrar edebilir. Bu olabilir mi diye soran BBC muhabirine, evet olabilir diyor. Hatta Diyanet ve hükümet bu konuda önlem almalıdır diyor. Şimdi mevcut şu anda AK Parti'nin politikalarıyla veya bugüne kadar yaptıklarıyla Sayın Arınç'ın söyledikleri arasında tabii ki şu anda bir tezatlık da söz konusu. Çünkü bunların olmadığını da görüyoruz. Yani olmayan bir şeyi Sayın Arınç tekrar eleştirmiyorum diyerek eleştirmeye devam ediyor. Bir de bu özgür ağırlık konusu var biliyorsunuz. Kendisinin bir özgür ağırlığı olduğundan her zaman bahseder. Şu anda kendisi AK Parti'de özgür ağırlığı olan kimsenin de kalmadığını söyleyerek yeniden AK Parti'nin mevcut kadrolarıyla adeta devam edemeyeceğini söylemeye çalışıyor. Çok fazla başlık var söylediklerinde. Ben bu kadar başlığı adeta biraz daha genel bir yorumla gündemi değiştirme gibi de bir çerçevede hani söylenebilecek bir sürü sözü söylediğini de açıkçası düşündüm. Yani başka şeyler de var. Mesela bu yargı bağımsızlığı ile ilgili. Evet. Onu okuduğunuzda hem sıkıntı var, hem sıkıntı o kadar çok değil ama çok büyük sıkıntı var gibi açıkçası yine nasıl diyelim, tepki almamak için de sanki çok temkinli konuşmaya çalışır gibi bir hali var. Hatta Osman Kavala ve Demirtaş için biliyorsunuz Yüksek İstişare Kurulu'ndan ayrılma sebebi, istifa sebebi o konuda yaptığı kesinlikle hemen bırakılmaları gerekir açıklamasıydı. Şimdi isimlerini vermiyor ama yine aynı şeyleri söylüyor. Hatta şöyle bir çekince de koyuyor, isim verirsen başıma iş açılıyor diyerek isim vermiyor. Ama şunu anlıyoruz ki ayrıldığı, yani 2020 yılından bu yana, ayrıldığı tarihten bu yana düşüncelerinde en azından AK Parti'ye karşı eleştirel bakış açısında hiçbir değişiklik olmamış. Peki. Sayın Albayrak, sizinle devam edelim. Şimdi tabii burada sistemde çok büyük sorunlar var diyor Bülent Arınç. Sayın Özçelebi de diğer başlıkları da sıraladı. Ve yargı bağımsızlığı için iklim değişmeli dedi. Cemaatler denetlenmeli. Bu tarz açıklamaları da var. Aslında pek çok konu başlığında eleştirileri var. Ama bir taraftan da ben başka bir partiyi de düşünmüyorum diyor. Yani AKP'den de vazgeçmiyor bir şekilde. Sizce neden eleştiriyorsa, neden vazgeçmiyor, ya da benim eleştirdiğim parti değil, partinin başında bulunan isimler mesajı mı veriyor Arınç? Tabii zaman zaman Arınç'ın bu tip konularda deneyimi vardır. Bazen dostane tenkit eder, pazartesi söyler, cumada farklı anlaşılabilir. Ama şunu da kabul etmek lazım, baştan da söyledim ya, her yanlış dönemde doğru yolda bulunmanın saati, saniyesi olmaz. Ne olursa olsun iyi tarafları var. Şimdi hukuksuz ve adaletsiz olan yerde herkes suçludur. Şimdi hukuk devletleri olsa, hukuk devleti olsa bunların hiçbirini görüşmezdik. Hukuk devletinde paralel yapılar olmaz. VIP suç örgütleri olmaz. Sahtecilik olmaz. Tuzak kurma olmaz. Bilim ve akıl ön plandadır. Duygusal işler ön planda değildir. Bugünkü AK Parti artık kendini tanıyamaz hale geldi. Bir kişinin yönettiği bir parti oldu. Akla hitap eden, diyaloğa hitap eden bir mantıkla yürümüyor. Kuruluşta ne dediler?
biz düşman azaltacağız, dost çoğaltacağız. Allah aşkına var mı birileri bir dost? İntikam ağacı yetiştirdiler şu anda. Bunların yaptığı uygulama devlet imkanlarını kullanarak, devlet gücünü de kullanarak karşı tarafa kendinden olmayana bir intikam duygusu besliyor ve bunu da yaptırımlarla. Görüyorsunuz gazeteciler, bunlarla ilgili muhalif olan insanlar ne yapıyor? Hemen bir şey olduğu zaman bir bahane ya FETÖ diyor, ya bir başka bir şey diyor, ya ajan diyor, hukuk işlemiyor. Çünkü hukukun yerini siyaset aldı. Siyaset hukuku belirlemez, siyaset adaleti belirlemez. Bunları ortaya koyarak elinde bir güç herkesi yıldırma. Ama öyle bir noktaya geldi ki artık bundan yılacak insanlar da kalmadı, korkacak insanlar da kalmadı. İktidarın akıl çapı daraldıkça muhalefetin akıl çapı genişliyor. Ne dayanıyor? Bakın biraz önce dinledik. Bürokraside bile bunların getirdiği insanlar dahi bunlardan bıktı. O kadar yanlışlıklar, o kadar usulsüzlükler var ki vicdanları el vermiyor ve zaman zaman da bu bilgileri karşı taraftaki insanlara götürüyorlar haklı olarak. Bunlar ileride adalet karşısında çıkacaktır. Ben rövanşı hiçbir zaman benimsemem, kim olursa olsun. Rövanş iyi bir şey değildir. Ama bunların verdiği acılar unutulmuyor. Cam kırıklarını temizlersin ama can kırıkları temizlenmiyor. Bunlara adalet, bunlara daha çok lazım olacak adalet. Böyle keyfi idareler topluma huzur vermez, ekonomi olmaz, dışarıdan yatırımcılar gelmez adaletin olmadığı yerlerde. Bugün Türkiye'nin hali bu merkezde. Her alanda dibe vurduk. İşte dövizin artma hadisesi, dışarıdaki ülkelerin yatırım için gelme işleri, burada çok ciddi fabrikaların dışarıya gitmeleri, burada kapatmaları. Kim kaldı şimdi bunlara? Acaba Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Suudi Arabistan'dan, geçmişte düşman gibi gördüğü insanlardan 10 lira 5 lira daha alabilir miyim? Bu gidişat hayra alamet değil. İdari yapıda cidden sıkıntı var. Bunlar devleti yönetemiyorlar. Şunu samimiyetimle söylüyorum. Bunu bir kin olarak bitmiyorum. Kin olarak da düşünmüyorum. Bunların burada kalması bu millet içinde, insanlık içinde, Türk devleti içinde bir beka sorunu olmaya başladı. Beka sorunu olmaya başladı. Bunlar verilen donanımları kazanıma çeviremediler. Kazanımlar şahsi oldu. İnsanlar kader mahkumları değil, kendi zihinlerinin mahkumudur. Ama bunlar maalesef öyle bir hale geldi ki bu insanları kader mahkumlarına sürüklediler. Churchill diyor ki ne kadar geriye bakabilirseniz o kadar ileriyi görürsünüz diyor. Biz bunları gördükçe geriyi anlıyoruz, ileriyi daha çok anlıyoruz. Peki. Bunların halen siyasette olmasını ben esefle karşılıyorum. Çünkü hukuk dışı, bilim dışı duygusallıklarla yeri gelip dini inançları ön plana kullanarak ülkeyi idare etmeye çalışıyorlar. Ülke böyle idare olunmaz. Peki. Sayın Özçelebi, sizinle devam edelim. Şimdi Arınç'ın açıklamaları, onun öncesinde pek çok AKP'li ismin eleştirileri. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu eleştirilerin yani eleştiriler yapıldığında sizce bunu nasıl karşılıyor? Bir taraftan da pek çok ismin, yani AKP'nin köklü isimlerinden bahsediyoruz. Partiden uzaklaştığını nasıl karşılıyor sizce? Farkında mı ya da? Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu eleştirileri çok dikkate almadığını düşünüyorum. Dikkate aldığı veya dikkate alacağı eleştirileri işte kendisinin oluşturduğu bir yüksek istişare kurulu var biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığına ait. Burada o insanları toplayarak kendisi gerektiği zaman ya da herhalde ihtiyaç hissettiğinde oraya başvuruyordur diye düşünüyorum ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaten böyle bir kendi kurduğu ve o ekibin içinde yer alan insanlar dışında kendisi istişareye elbette önem veriyor. İşte mesela Sayın Arınç da değiniyor biliyorsunuz. Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı sırasında bir gece önce kendisiyle istişareye geldiğini, kararlarını istişareyle aldığına ilişkin örnekler veriyor.
Ama biz son dönemde, özellikle son 5 yıldır bu tür bir istişareyi daha çok yakın ekip diyeceğimiz bir grupla yaptığını görüyoruz ve bunu da dışarıya açıkçası çok yansımadığını, o Yüksek İstişare Kurulu'nda da bulunan insanların adeta bir vitrine dönüştüğünü ben açıkçası düşünüyorum. Var mı? Var. Ama oradan bir düşünce ve bir besleme var mı? Bunu açıkçası çok göremiyoruz. Ben Sayın Arınç'ın açıklamalarında çok önemli bir nokta daha var. İzin verirseniz onu da dile getirmek istiyorum. Bu adaylıkla ilgili mesele. Yine bir soru üzerine Sayın Arınç, Cumhurbaşkanı biliyorsunuz henüz adaylığını açıklamadı gibi bir ifade kullanıyor. Aday olup olmaması ile ilgili bir düşünceniz mi var sorusuna da yok, elbette aday olacaktır ama henüz aday olmadı, bunun zamanlamasını ayarlamaya çalışıyor gibi bir şey söylüyor. Bu da başka bir biçimde çeşitli düzeylerde, çeşitli çevrelerde dile gelen Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte rahatsız olduğu, yok aday olmayacağı gibi bir takım spekülasyonları sanki besleyecek nitelikte bir açıklama. Ben bunun da bir altının çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama ben kişisel olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın aday olacağını düşünüyorum. Ama Sayın Arınç'ın bunu özellikle vurgulamasının da bir yere not edilmesi gerektiğini de açıkçası söylemek istiyorum. Peki. Size son sorum Sayın Özçelebi. Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan Bülent Arınç'la helalleşir mi? Bence helalleşir. Çünkü buna hem Sayın Erdoğan'ın hem de Sayın Arınç'ın ihtiyacı var. Bunun tabii kamuoyunda böyle bir deklare edileceğini çok düşünmüyorum. Ama mutlaka helalleşecektir. Tırnak içinde helalleşmemesi için de bence bir sebep yok. Peki, Sayın Albayrak, size de aynı soru yönelteceğim ama vaktim az. Böyle 2-3 cümle lütfen. Sizce helalleşir mi Cumhurbaşkanı Erdoğan Arınç'la? Efendim. Evet, Sayın Albayrak, sorumuzu sorduk ama bağlantımızda... Sayın Albayrak, duyamadık sizi. İlk cümlenizden rica edebiliriz. Helallaşmayacağını biz bilemeyiz ama birbirine bir mesajlarla beni de gör gibi bir ifade kullanmış olabilir. Şimdi işin en önemli noktası şu. Bu kadro hep şundan şikayet etti. Biz engelleniyoruz. Bizim önümüz kesiliyor. Bizi hukuk konuluk şeyle intikam alıyorlar dediler. Şu anda engellilikten bahsedenler kendileri engelli bir siyaset üretiyorlar maalesef. Hürriyet isteyenler makamdayken farklı, makamda olmadan farklı konularda olamayız. Bunda bir hastalık vardır. Zihin hastalığı. Bunlar böyle bir yapıda olduğu için yeri gelir helallaşıyoruz. Yeri gelir bir çıkar demeyeyim ona, peki ağır olur ama beni de gör diyerek tekrar gelebilir. Peki. Bir araya gelebilirler. Belki de Cumhurbaşkanlığı adaylığı niyeti de geçebiliyor. Onu da söyleyeyim. Çünkü çok şeyler var. Cumhurbaşkanlığı tekrar aday olmayacağıyla ilgili. Onu ileriki günlerde göreceğiz. Peki. Boşlukta beni de görün diyebilir. Pekala. Sayın Albayrak, Sayın Özçelebi, çok teşekkür ediyorum kıymetli katılımınız için. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Sağ olun efendim. Teşekkürler, iyi yayınlar.